Sipere çekildim kamerayı getirince. Bir lokma ekmek yiyelim dedik. Bir suyla bakın. Hala burada. Ve anında fırladığı yeni stalkingçi böyle çıkar çıkmaz fırlayacak olanlardan 10 bin dolarlık köpekli şahit mahkememe gelen. Daha önce Öztürklerle böyle gelip karşımdan her seferinde stalking eden. Ve bu millet, bu milletin saldığı tehlikeli, iblisli, parazitli, anında sinek sıçan hayvanları yok etmiyorlar. Kim duydu ki ben buraya çıktım be? Fuat Avni Orhon. Kim duydu, kim gördü? Karşıdan mı gördüler? Sen bilirsin. 78 yıldır buradaymışsın. 66 doğumlu. Pislik. Şurada karşımdan turnikeden ayrılmıyordu. Girdim videoyu getirmeye, kayboldu. Süpürgesine binip uçtu. Zaman makinesi var bu milletinde. Teleportasyon. Pislikte tam namaz vakti başladı. Emirle. Bu da ortak teleportasyon. Kesinlikle be. O benim görmüş değil. Buradan görmesi zor. Görecek beni. Burada da kaçacak gittiğimi görüp haber veriyor. Kesinlikle. Hepsine. Her zamanki olay. Orhan Seyfi Orhun olayı. Karşıdan yönetiyorlar desem mi orada Öztürk. Fakat hepsi bağlantılı besbelli. Asıl lider bana apaçık. İki günde Paspas dergisi Öztürk'ün sıçtığı yere. Onun isminde. Paspas adını. Bu da tesadüf değil. Tekrar geldiğimi duydu. Çünkü anasıyla X-Hamster'da Orhon. Anasının X-Hamster'ında, elinin yanında çocuk filmi var. Pedofil olduğunu hava atmak için, göstermek için. Gurur duyuyorlar. Anadan doğma X-Hamster'lıktan, playboyluktan, piçlikten gurur duyuyorlar. Zaten en sevdiği yemin anama uğradım olsun. Kaç kez duyduk. Ağzından hiç düşmüyor. Anası avratlarından biri olduğu o kadar açık ki. Ve bu da şey diyor, Talmud şeytanlığı. Oradaki ayetler anasını satayım. Tümünüze köpekten aşağılık olarak bakıyor, görüyor. Söylemiş olayım. Olduğu narsist gibi. Talmudcu. Büyük kuklacı. Bok büyücü. Sinek sihirbazı. Kendi anasıyla X-Hamster. Köpeğini beceriyordu be. Buradan duyuyorduk. Köpeğini be. İşkence yapıyordu ona kesinlikle. Tıkıyordu. Banyoya mı ne? Bütün gün gezi. Şimdi hiç çıkacakları yok. Eskiden tıkıyordu oraya, gidiyordular. Akşama kadar. O da vav 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 vav. Anasını X-Hamster'da beceriyor be. Duysun diye söylüyorum çünkü böyle şeyler duyduğumu daha çok senaryolar düzenliyordu. Düğmeye basar gibi. Bir düğmeye bassana köpek haberi çıksın. Akbaba belli et kim yönetiyor tüm medyayı.
Baştan zaten şüphelenmiştim. Burada gazeteciler cemiyeti otobüsü peş peşe peş peşe her hafta sonu kafesin önünde gazeteciler cemiyeti otobüsü ve devlet tiyatrosu. Kim onun ucunda belli. Nasıl tekrar video yok oldu. Oraya gittiğim yok oldu. Oradan mı oldu, buradan mı? Çünkü anlatıyorum, ben çıktığım zaman bu işi yapma. O da fırlama gibi fırlamış. O olabilir. Sonra diyorum, geldim buraya, tekrarlıyorum yani. Bu da iptal oldu. Bir tane daha, ikinci iptal olan. Burada penceremiz önünde Orhun sarı kedisi. Kim yönetiyor belli mi? Kaçıyor yıldırım gibi ben gidince. Sonra giriyorum. İptal ettirme pedo. Al bu büyünü. Sineklerin girdiği yırtığına sok. Sonra açıyorum buradan alma. Toz sinekler şimdiki gibi. Ve içi sinek dolu şimdi pek az. Tek tük. Alıyorum küreği. Dönüyorum. Buradan yeni bir bok. Onu kaldırıyorum. Atıyorum ileriye. Çünkü kanal yeri. Sonra gidiyorum. Tekrar iptal ettirmeyin lan. Uğraştırmayın beni. Sonra gidiyorum. Her gün son zamanlarda çektiğim lekenin oraya. Siyah kalıbı. Videoyu iptal ettirme. Kaka. Sinekler burada kaynıyordu. Sonra geliyorum buraya, toz sinekler. Şimdi pek az da yine de bacağımı soktular. Sonra gidiyorum, bakın bir sürü toz sinek. Gidiyorum onları kaldırıyorum oradan. Kazıyorum, yok ediyorum. Ve atıyorum. Ve diyorum ki tekrar yapılan görelim. Akbaba Orhunları ve bina diken Özdemirler Hureyreler. Tekrar yapın bakalım. Bu sefer başka bir kanal bulacaktırlar. Orhan Seyfi Orhun tuzağı. Toz sinekler var burada. Sanki o şeylerden yürüyor gibi. Bunları şimdi yok edeceğim. Tekrar dökeceklerdir. Tahminen eritilmiş kedi boku. Hepsini temizledim. Şu yığına bakın. Bu yığın bokla doludur. Toplayıp oraya döküyorlar. Tertemiz yaptım. Tekrar yaptır görelim lan. Fuat Avni Akbaba Orhun kapısını açtı şimdi. Veya Özdemir Hureyre. Burada bile sinekler var. Aniden evimizin önü sinek dolu be. Kumandaya bak. Temizledim canım. Kirli değil, tutmadım bir şey. Karın çıktığını görmüş. Oh orada. Biz dışarı çıktık. O da fırlama. Ananı gönderseydin, bu ne cesaret. Satılık, bu daha gelecek. Eczaneye gidiyorum, önünden geçmiyorum, saldırma. İyi. Tamam mı? İyi. Dövme beni. Komşunum değil mi? Dünyada. Ben olmasaydım elim sinek kaynardı, söyleyeyim Allah sana. Allah razı olsun. Satılı kız ve asıldı bir şey. İşaret. Devamını bekleriz. Ne zaman? Burada baktı, ekran sonra gelin. Duyuyor çıktığımı, duyuyor yani. Duyuyor.
Orhan Seyfi, Orhan Şi'yi bir tıkırtı duyar. Ya da duyar. Bir şey söyleyeyim mi? Ya da bu evet, şey duyuyor. Var. Hayır be, duyuyor, her şeyi duyuyor be. Bir tıkırtı çıkarsak, bir buraya bardağımı koysam duyuyor, tamam mı? Ya da... Tesadüf mü diyor? Her seferinde tesadüf olur mu be? Bir balkona çıksak, Orhan Seyfi Orhanlık. Bir burnumuzu uzatsak, İksansırlık, pedoluk, şeytanlık. Ne tablet bahsediyor, ben sadece tablet söyleyecekmişim doktora. Bu şeyleri veriyorlar bana, seri katillere yaptıkları şeyleri. Ömür boyu diyor be, yönettiği doktorları. Kakadriye'nin Vika ordusu. Safa bak ya, söyle doktora sana şey, başka şey versin. Ne yap versin. Az söyledik. Anasını satayım. Bu millet var ya, şeytanın kullarıdır be. Başka cevabı yok bunun. Hiç kimse gittiğim yerde benim aldığım iğneleri neredeyse almıyor. Bir tanesini gördüm. O tamamen gitmişti yani. Çıt çıkmıyordu ağzından. İblis yönetiyor o kurumun besbelli. Böyle dönmüş yıldızından da Vika yıldızı. Burada göstereyim mi bayrakta tekrar? Bir önemli devlet adamı konuşacaksa televizyonda, ayarlamış bu gazeteciler cemiyeti. Yıldız böyle aşağı bakıyor. Şeytanın yıldızı gibi. O da yani bir, ne diyorlar ona, dur bakayım. Subliminal mesaj o be. Şeytanı aşılıyorlar seyredenlere. Diyanete de uzandın mı lan? Jandarma her şeye uzanmış. Askeriye. Diyanete şeyle uzanmıştır. Ayı ters olarak. Vika ayı. Dibi böyle aşağı bakan. Uçları yukarı bakan boynuz gibi. Aynı belediyenin metro ona yaptıkları gibi. İki tane kulak değil o. Boynuz o be. Ne? Öyle yapması sanki. Metro nereden aldı o ismi? Metro. Ne demek o? Türkçe mi metro? En azından kilometro deseydiniz. Kadriyez toz kadar sineğin uçuşuyor gözümün önünde burada gaza getirmek için. Çağır gelsin. Keskin nişancı gibi bu şeyler. Evimizin önünde debriye geziyorlar askerler gibi. Bu sinekleri yok edin, şeytanın gözü de kör kalır. Şimdi internette araştırma yapacağım, sana inananları, senin için şeytanlık yapanları saptırmak için doğru yola düşmesinler sakın.